Tarımayız'a hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Her çarşamba olduğu gibi karşınızdayız. Tarımın gündemi tıpkı hava gibi sıcak, çok sıcak. Çok başlık var. Biz de o yüzden bugün bu konuları bir arada, yani hepsini bir arada işleyelim istedik. Ya böyle parça parça değinelim ama sonuç itibariyle aslında ortak sorunlar gündemde. Çözüm önerileri yine kulak vereceğiz. Bugün Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru'yla birlikte olacağız. Şimdi Adana'ya gidiyoruz. Mutlu Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar İrfan Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Klimalı ortamdayız değil mi? Klimasız ortamda durmak ama, şu anda biraz zor. Çünkü şu anda yaşanan 42-43 derece ama hissedilen daha yüksek. Aynen. Adana, Mersin yanıyor. Canlı yayında buharlaşmayalım. O yüzden emin olmak için sordum. Hakikaten Allah kolaylık versin. En son Adana'da klimanın mucidi için tatlı veriyorlardı hayrına. Tam bici evet. Zamanı yani bici yenir bu dönemde. Aynen öyle, tam zamanı. Peki şimdi çok başlık var, çok mesaj geliyor üreticilerimizden. Her ürünle ilgili neredeyse geliyor ama biz böyle parça parça gidelim istiyorum. Öncelikle hasadı devam eden buğdaydan başlayalım. Tahıl grubundan başlayalım istiyorum, buğday ve arpa hasadından. Şimdi sezon açılışında fiyat açıklandı TMO'nun. Beklenti iyi kötü karşılanıyordu fiyat açısından, alım fiyatı. Ama piyasada hem depoların dolu olması ithalat ağırlıklı olarak hem zayıf talep sanayici kısmında ister istemez TMO'nun alım fiyatını havada bıraktı. Son durum nedir? Hem hasat tarafında hem buğday piyasasında, oradan başlayalım. Şimdi İrfan Bey, evet, geçen sene buğday fiyatları, TMO'nun açıklamış olduğu fiyat çiftçilerimizi memnun etmişti. Bu nedenle de bir miktar buğday ekim alanlarında Türkiye'de genişleme vardı. Buna Adana'da dahil, Adana'da, Çukurova'da dahil buğday alanları genişlemişti. Ama tahıl koridoru aracılığıyla ülkeye giren buğday, aynı zamanda buğday üzerindeki gümrük vergisinin 30 Nisan'a kadar, yine 31 Mayıs'a kadar da diğer bazı mısır gibi ayçiçek gibi ürünlerin gümrük vergilerinin sıfırlanması neticesinde pandemi sonrasında zaten dünyada düşen emtia fiyatlarının da etkisiyle yurt içinde depolarda oldukça fazla stok devriyle girdi Türkiye. Ve Haziran ayının başlarında, hatta Mayıs'ın son haftalarında Adana'da başlayan buğday hasatıyla beraber bir talep eksikliği görüldü piyasalarda. Ekmeklik buğdaya da, diğer çeşitlere de. Şu anda Adana'da buğday hasadı tabii bitti. Ama çiftçiyi memnun etmeyerek bitti. Evet, Toprak Mahsulleri Ofisimiz sizin de dediğiniz gibi piyasanın üzerinde bir fiyat açıkladı ama paraya acil ihtiyacı olan, randevu alamayan veya beklemek istemeyen çiftçilerimiz piyasada 6-6,5 lira arasında buğdayını sattı. Şu anda da İç Anadolu bölgesi, ki Türkiye'nin biliyorsunuz tahıl ambarı olarak geçer, buğdayın en yoğun olduğu bölge olan İç Anadolu bölgesinde de hasat devam ediyor. Neredeyse bir %35-40 gibi, hatta yarıya ulaşan bölgeler de var. Şu anda hasatın en ortasında, en fazla hasat edilen bölgedeyiz İrfan Bey. Ve fiyatlar, piyasa fiyatları yine TMO'nun altında seyrediyor diye biliyorum. Bilmiyorum, son dönemde hem önceki haftalarda TMO'nun satış fiyatını açıklaması, tahıl koridorunun anlaşmasının uzatılmamasıyla beraber tabii küresel manada da fiyatlarda bir artış oldu. Buğdayda son 5 ayın zirvesini gördük. Küresel buğday fiyatları için söylüyorum, altını çiziyorum. Tabii bunun kısmi belki yansımaları oldu ama hala TMO'nun alım fiyatına yaklaştı mı rakamlar, yoksa altında mı seyrediyor? Hayır, ekmeklik buğday da hala devam ediyor. Çukurova'da ilk başlayan bölge olduğumuz için biz biraz daha zararına sattık. Yani 6-6.300 lira civarında tonunu ekmeklik buğdayı çiftçilerimiz vermek durumunda kaldı. TMO tabii ki biliyorsunuz 8.250 liralık bir fiyat açıklamıştı. İç Anadolu'da tahıl koridorunun sona ermesi kararından sonra bir miktar ekmeklik buğdayda yükseliş var. 6.500'ün biraz üzerinde seyrediyor şu anda serbest piyasada. 6.500-6.700 aralığında makarnalık buğdayda bir artış var. Ki makarnalık buğday da çok önemli Türkiye için. Biliyorsunuz ihraç kalemlerimizden bir tanesi makarnalık buğday, makarna. Bu nedenle makarnalık buğdayda bir miktar yükseliş var. Ama ekmeklik buğdayda hala Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklamış olduğu referans fiyata ulaşmış değil. Çok çok altında ve randevu alamamaktan çiftçilerimiz şikayetçi. O devam ediyor mu o sorun? Randevu sorunu, randevu alamama ya da haftalar sonrasında ötelenmesi?
Çok devam ediyor. Evet, aslında randevu sistemi İrfan Bey, biliyorsunuz biz de buna çok fikirdik, yani doğru bir uygulamaydı, ama bu kadar yoğun bir şekilde alım olduğunda, çiftçiler bu kadar çok Toprak Mahsulleri Ofisi'ne mal satmak için sıraya girdiklerinde fiyattan dolayı tabii randevu sistemleri de şaşırdı. Yani randevu vermekte de zorlandı. Depo bulmakta zorlanıyor. Şu anda açık alanda, yani tarlaya toprak üzerine buğday depoluyor Toprak Mahsulleri Ofisi, üzerini toprakla kapatıyor. Tabii kısa dönem, bu kışa girene kadar böyle idare edecek. Toprak Mahsulleri Ofisi elinden geleni yapıyor ama yetişemiyor. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de 20 milyon ton gibi bir buğday rekoltesi, hatta bunun biraz daha üzeri tahmin ediliyor. Bunun birçoğu da Toprak Mahsulleri Ofisi'nin üzerine gelirse tabii yetişmekte zorlanıyorlar. Ayrıca 30 günlük ödeme süresi de çiftçiyi biraz sıkıntıya sokuyor. Bizim de talebimiz vardı, 7 güne düşürebilir miyiz diye bunu, ama bunda da bir gelişme olmadı. Açıkçası buğday çiftçisi şu güne kadar zararına diyebilirim, hatta buğdayını satmak mecburiyetinde İrfan Bey. İlginç bir sezon. Hatta sezonun başında TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal bize konuktu. Bu yıl yokluğu değil, varlığı, hatta işte fazlalığı yöneteceğiz dedi. Ama hakikaten zor bir süreç. Şimdi diğer ürünlere geçeceğim ama buğdayla ilgili var mı çiftçi birliği olarak öneriniz? Hani şunlar yapılmalı ki fiyatlar bir tık daha çiftçiyi memnun edecek seviyeye gelsin ya da gelecek yılların üretiminin sürdürülebilirliği garantiye alınsın gibi buğday arpa özelinde. Şu anda buğday arpa üzerinde yapılabilecek tek şey buğday alacak olan un sanayine biraz daha finansal destek verebilmek. Yani kamu bankaları aracılığıyla alım kredisi uygulanabilir ki uncu sanayici girsin depolarda buğday alabilsin diye. Zaten Toprak Mahsulleri Ofisi'ni yapabileceği en fazlasıyla yapıyor şu anda, fiyat olarak söyleyeceğim. Ama randevu sisteminde biraz sıkışma var. Randevuyu belki biraz askıya alabiliriz. Çiftçiler diyor ki ben gideyim bekleyeyim, sıraya girerim. Eski düzen gibi pazar günlerini açalım. Ayrıca 30 günlük ödeme süresinde bir hafta 7 güne düşürebilirsek biraz daha çiftçilerimizi rahatlatabiliriz. Bunun haricinde dahilde işleme rejimi kapsamında gelen buğdaylara da bir süreliğine askıya almak belki buğday çiftçisini de rahatlatabilir. Hiç olmazsa hasat sonuna kadar. Çünkü ben inanıyorum bu süreçte gelen buğdaylardan piyasaya girenler de olabiliyor. Bunu da önlemek açısından bir kısa süreliğine bunu da askıya almayı düşünebiliriz. Burada ilginç bir şey var yalnız İrfan Bey. Buyurun. Biliyorsunuz her zaman buğday fiyatının yüksek olduğu yıllarda hep ekmeğe zam yapmamız lazım. Buğday fiyatı yüksek denirdi. Bu sene geçen seneki fiyatın altında çiftçi buğday satıyor. Hemen ekmeğe %50 zam geldi. Bunu da not olarak düşmek istiyorum. Demek ki çiftçinin fiyatı üzerinde ne kadar baskı olursa olsun, çiftçi ne kadar ucuza da verse yine de bazı diğer etkenlerden dolayı zam yapmak mecburiyetinde kalıyorlar. Ve ekmeğin, buğdayın, unun %30 maliyet içerisindeki oranı. Buğdayı düşündüğünüz zaman ekmek maliyeti içerisinde %19'a düşüyor etkisi. Buna rağmen %50 zam yapılmasını da ben altını çizerek herkese kamuoyu önünde hatırlatmak isterim. En azından gıda enflasyonunun sebebi çiftçidir argümanını işte aslında değil. boşa çıkartan somut örneklerden bir tanesi. Tıpkı çiğ süt tarafında da biz bunu konuşuyoruz. Fiyatların artmadığı, baskılandığı dönemde raflarda peynirden süte, tereyağından yoğurda kadar birçok ürünün fiyatının arttığını gördük, şahit olmuştuk. Şimdi önerinizden benim anladığım şu. TMO'nun sırtında ciddi bir yük var. Evet, TMO bir şeyler yapmaya çalışıyor ama kapasitesi belli. Demek ki o yükü alabilmenin yolu da sanayicinin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve uygun maliyetli hale getirmek ki piyasada o canlılık talep de artsın. En azından daha homojen bir yapı olsun. Geçelim Evet. ayçiçeği tarafına. Şimdi hasat başladı ayçiçeği tarafında da. Piyasadaki arz, talep, stok ve fiyat dengesine baktığımızda sanki buğdaydan çok da farklı bir tablo yok gibi. Ama sıcak bilgiler sizde, ayçiçeğinde neler oluyor? Ayçiçeğinde ilk hasadı Çukurova'da, Adana'da yine bizler yaptık. Temmuz ayının 15'i gibi başladı hasatımız. Ancak ayçiçeğinde durum daha da vahim. Çünkü hem ayçiçeği çekirdek olarak hem de ham yağ olarak hem dünya fiyatları çok düştü hem de Türkiye'de fiyatlar çok düştü. Sebebi de şu, yine 31 Mayıs'a kadar ham yağ açığımız olabilir, ayçiçeği açığı olabilir, kuraklık olabilir sebebiyle
gümrük vergileri sıfırlanmıştı. Hem ayçiçeğinde hem ham yağda. Şimdi şu anda konuştuğum bütün ham yağ üreticileri, yağ üreticileri en az 3-4 aylık stok var deniyor. Yani dış piyasalardan tahıl koridoru aracılığıyla Türkiye'ye giren çekirdek ve ham yağ Türk çiftçisinin şu anda pazarını köreltmiş durumda. Bakın geçen sene Çiko Birlik 11 lira 25 kuruş fiyat açıkladı. 2 sene önce 14-15 lira aralığındaydı fiyatlar. Şu anda 9,5 lira. 9,5 liraya çiftçi satıyor. Geçen yani yılın altında zarar, bir piyasa var, fiyat var yani. Geçen yılki fiyatlar bile aslında çok iyi değildi ama onun da altında bir fiyatla. 9,5-10 lira şu anda. Ayçiçeği Adana'da %42-43 randımanlı. Bu çok düşük bir fiyat. Neden? 3-4 aylık çünkü stok var. Sanayici piyasada alıcı değil. Finansmana erişimde zorluklar var sanayici tarafında, yağ üreticisi tarafında. Bir de en önemli şey 3-4 aylık stokları var şu anda. Ben 3-4 ay boyunca yerimde yok, alamam diyor. Çiftçi inanın şu anda satacak yer arıyor ayçiçeğinde. Ayçiçeğindeki problem daha da büyük. Konya'da, Trakya'da hasat başladığında bu problemin daha da derinleşeceğine ben inanıyorum. Bu nedenle de şimdiden bunun hakkında biraz bazı önlemler almamız lazım. Bunun hakkında da biz bir iki önlem maddesi sunduk. Sayın Bakanımıza da yolladık. Bunu da acilen gündeme getirmek lazım ki diğer bölgelerde hasat başlamadan herkes 9 liraya 10 liraya ayçiçeğini zararına satmak mecburiyetinde kalmasın İrfan Bey. Şimdi Mutlu Bey orayı biraz açalım istiyorum. Çünkü şimdi ayçiçeği üretiminde yaşanan sorunlardan dolayı buğdaya kayış olduğunu biliyoruz. Buğday ekiliş alanlarında. Şimdi buğdayda sorun var bu sene. Yani fiyat açısından çiftçi için memnuniyetsizlik var. Ayçiçeğinde problem var. Şimdi ben bir tüketici olarak gelecek yılın üretimine dair kaygılanmaya başlıyorum. Ya da bir soframa gelecek ürünün fiyatı açısından kaygılanmaya başlıyorum. Zira ayçiçeğine baktığımız zaman TÜİK'e göre yeterlilik derecemiz %60 seviyesinde. Sanayiciye sorsak %50'lerde. Doğru. Yani yarı yarıya ithalat. Belki yarıdan bile fazla. Geçtiğimiz yıllarda biz bu senaryoyu yaşadık. Tahıl koridoru yine kapandığı zaman raflarda ayçiçeğinin bittiğini, fiyatların ne kadar katlandığını biliyoruz. Yeterli değil üretim. Bir de şimdi fiyatlardaki memnuniyetsizliği eklediğimiz zaman gelecek yıllara dair bu işin sürdürülebilirliği daha fazla soru işareti yaratıyor. Orada öneriler neler sektör olarak? Şimdi biz kıraç alanda aslında ayçiçeği üretimini çok öneriyorduk. Yani ovada bazı yerlerde buğday, arpa ama susuz yerlerde ayçiçeğiyle buğdayın dönüşümlü olarak üretilmesini hep çiftçilerimize tavsiye ediyoruz, öneriyoruz. Bu konuda da iyi bir yol almıştık. Bakın Adana ve Konya Türkiye sıralamasında Trakya'dan sonra birinci, ikinci duruma geldi. Yani bu nedenle ayçiçeği üretimimiz gerçekten iyiydi. İyi bir ivme yakalamıştık. %60 civarında sizin de söylediğiniz gibi iç tüketimi karşılıyorduk. Ama bu yıl çiftçiyi gerçekten perişan etti. Yani 2 sene önceki fiyatları bırakın, geçen seneki fiyatları dahi bulamayan çiftçi 9,5 liraya 10 liraya satacak yer arıyor. Ne yapmak lazım? Şu anda depolar dolu. Yağ üreticileri fiyatın daha da düşebileceği endişesiyle piyasaya girmek istemiyor. Finansmana erişim zor ve 3 aylık stokları var. Biz diyoruz ki bu 3 aylık stokları bitene kadar yeni mal almaları için kamu bankaları aracılığıyla bu ham yağ üreticilerine düşük faizle uygun 3 aylık 90 günlük spot kredi tanımlayalım. Bunun yanında biliyorsunuz biz 90'lı yıllarda bir imza attık ve her tarım ürününe bir gümrük vergisi oranı maksimum belirledik. Şu anda bu oranlar yetmiyor ayçiçeğinde ve ham yağda. Bu nedenle buna bir gözetim fiyatı uygulayalım. Yani siz kaça ithal ederseniz edin, gözetim fiyatı üzerinden vergiyi ödesin ithalatçı. Böylece dışarıdan gelişi de durdurabilelim. Bir de eski yıllarda Çeltik'te de yine ayçiçeğinde de uygulanmıştı. 1 kilo, 2 kilo hatta 2 kilo ayçiçeği, çekirdeği yerli alana 1 kilo ithalat müsaadesi verelim. Bunu da kotaya bağlayalım. İthalat kotayla olsun. Sadece yerli ayçiçeği alan çiftçiden ithal etme müsaadesini tanımlarsak biraz yerli üreticiye rağbet olur, talep olur. Bunun sonucunda ancak ayçiçeği piyasasını biraz hareketlendirebiliriz. Dahilde işleme rejimiyle gelen varsa şu anda ayçiçeği, çekirdeği bunu da bir süre yine tıpkı buğdayda olduğu gibi bir süre askıya almakta bence de fayda var. Çünkü depolar dolu. 3-4 aylık işleyecek malım var, yerim yok diyor. Bu konuda acil adım atmamız lazım.
Aslında bizde İrfan Bey, bu durum şunu da gösteriyor. Bizim dış ticaret politikalarıyla içerideki tarımsal üretim politikalarımızı daha iyi rasyonalize etmek ve daha iyi uygulamak, bir an önce uygulamak lazım. Yoksa geç kalırsak işte böyle stok sorunlarıyla, fazla mal sorunlarıyla hasata stokla girmek durumunda kalabiliyoruz ve çiftçimiz gerçekten çok büyük zarar ediyor. Gelecek sene buğdaydan zarar etmiş, ayçiçeğinden zarar etmiş ve hepsi, bakın, dışa bir miktar bağlı olduğumuz ürünler ve tek yıllık ürünler. Planlamadan bahsediyoruz tarımda ama dışa bağımlı olduğumuz ürünlerde, yani açığımız olan üründe dahi çiftçi satacak yer arıyorsa, o zaman dış ticaret politikalarımızı tekrar masaya yatırıp bunları daha hızlı bir şekilde, doğru bir şekilde uygulamamız lazım İrfan Bey. Şimdi bu son tespitiniz çok önemli. Belki onun altını çizmek lazım. Biz tarımda neyi konuşuyoruz şimdi? Hatta işte taslak, yönetmelik de sunuldu. Tarımda üretim planlaması. Evet, çok önemli, çok kıymetli. Doğru şekilde uygulanırsa çıktıları da üreticiden tüketiciye kadar herkesi olumlu etkileyecektir. Ama demek ki bizim tarımda üretim politikası kadar tarımda dış ticaret politikasını da planlamamız gerekiyor. İthalatı da, ihracatı da. İthalattaki yanlış bir planlama bizim içerideki üretimimizi de alt üst ediyor, dengeleri bozuyor ki biz bunu sadece bitkisel üretimde değil, hayvansal üretimde de yaşadık. 3-4 sene önce, çok geriye gitmeye gerek yok. Et Süt Kurumu yoğun bir ithalat, et ithalatı yapmıştı. Piyasa şişmişti. İç piyasada kesimler için haftalar sonrasına randevu veriliyordu. Sonra da biz bu etin tarihi geçiyor, nereye satabiliriz, ihraç edebiliriz diye pazar arıyorduk Orta Doğu'da. Yani demek ki aslında ithalatın da planlı olması gerekiyor. Bunun altını bir çizelim. İthalatın planlı olması lazım. Benim anlamadığım yalnız bazen İrfan Bey, ihracatta mesela kota konuluyor. İhracata fon, biliyorsunuz, dökme zeytinyağına şu anda fiyatlar çok iyi, çok yüksek seyrediyor diye belli bir fon konuldu. İhracatının üzerine fon konuldu. Geçmişte hatırlarsanız, siz de Mersinlisiniz, limonda ihracata kota konmuştu. Kuru soğanda, patateste. Kalmayacak yeni hasata diye. Patateste, ihracata gelince bir anda böyle kotalar konup gıda enflasyonu, içerideki fiyatı dengelemek için anında kararlar alabiliyoruz. Ama ithalat deyince sınırsız. Bakın, ayçiçeği, mısır, buğday, bunların ithalatında sıfır vergiyle Nisan sonu, Mayıs sonuna kadar sınırlama yoktu. Kota yoktu. Bunun neticesinde hasata geldik işte şimdi. Hasatta bakıyorsunuz, şu anda her taraf depolar dolu. İşte bunu iyi planlamak. Belki ithalatta da belli kotalarla, belli miktarlarda ithal kotaları vermekle bunu çözümleyebiliriz. Yoksa hasatta eğer biz böyle yurt dışından gelen Avrupalı başka çiftçilerin ürünleriyle depolar dolu piyasaya girersek, zaten üretim maliyetlerimiz gittikçe artıyor. Her yıl daha da artıyor. Bizim rekabet etme şansımız olmaz. Ve bir gün gelir, şu anda biliyorsunuz çiftçi yaş ortalaması 56 tarımda. Bir gün gelir bu 60'lara çıkar, 65'e ve çiftçilik yapacak kimseyi bulamayız çünkü zarar ediyoruz. Çiftçiyi bulacak kimse değil Mutlu Bey. Allah korusun, cenaze kaldıracak gençler yok köylerde. Yani kahveleri geziyoruz huzur evi gibi. Maalesef hani gençler kalmıyor. Köyde de kalmıyor. Tarımda da kalmak istemiyor. Bu sorun dünyanın sorunu ama Türkiye'de çok daha büyük bir sorun. Belki ayrı bir konu olarak da işlemek lazım. Son 5 dakikaya girmişiz. Bir de mısır var. Şimdi mısırın da hasadına sayılı günler kaldı. Sanırım 2 hafta sonra falan başlar diye tahmin ediyorum. Burada evet, da benzer doğru. Bir senaryo konuşuluyor sektörde. Yani ürün var, efendime söyleyeyim, ama depolarda yine sıkıntı var. Fiyat üzerinde baskı yaratabilir. Hatta beni biraz daha tedirgin eden şey, önümüzdeki hafta, yanlış hatırlamıyorsam lütfen beni düzeltin yanlışsa, 31 Temmuz'da lisanslı depolarda mal tutma süresi sona eriyor. Doğru. Dolayısıyla bu mallar da daha hasat başlamadan önce başlarken piyasaya sürülecek ki fiyatlar üzerinde ek bir baskı yaratır kaygısı var. Oradaki fotoğrafı da yine çekelim birlikte. Şimdi aslında İrfan Bey, eğri oturup doğru konuşalım. Türkiye tarımında mısır bir başarı öyküsü. Yani son 25 yıl içerisinde 2 milyon tondan geçen sene 8,5 milyon tona, yani 4'e katlamışız. 4 katından daha fazla bir üretim artışı var. Ekim alanlarımız artıyor, verimlilik artıyor. Bugün verimlilikte gerçekten bazı bölgelerde dünyayla yarışan, hatta dünyanın en fazla mısırını dekara alan çiftçilerimiz var. Bu gerçekten memnun ediyor beni de bir çiftçi olarak. Ve mısır üretimini her geçen yıl daha iyi öğreniyoruz.
Ama bu verimlilik arttıkça, ekim alanı arttıkça verim ve rekolte başımıza bu sene bela almaya başladı. Yani bugün 8,5 milyon tonun üzerinde bu sene ben rekolte bekliyorum Türkiye'de. Ama şu anda inanın depolar dolu. Sizin de dediğiniz gibi 31 Temmuz'da pazartesi günü lisanslı depolardaki malı çekmenin son tarihi. Yani oralarda mısırı olanlar fiziki olarak malı çekip bir yerlere sevk etmek mecburiyeti var. İlk alınması gereken önlem bence bu. Yani bu tarihi yeniden düzenlememiz lazım. 20 Ağustos'ta Adana'da 15-20 Ağustos gibi hasat başlayacak. Bu hasat başlarken bu depolardaki malın piyasaya girmesi çiftçi için çok zarar ettirici bir durum olduğundan bu tarihi tekrar düzenlememiz, acilen de düzenleyip ilan etmemiz lazım. 31 Temmuz'u belki biraz daha uzatmak gerekecek. Dahilde işleme rejimi yine kapsamındaki mısırları bir süreliğine daha getirmesek burada da bir askıya alma bence doğru olur. Tıpkı ayçiçeğinde az önce söylediğim gibi şu anda geçen senenin altında. Geçen sene TMO'nun fiyatı 5700 liraydı. Şu anda 5200 lira, 5300 lira civarında mısır var piyasada. Ve ben inanıyorum pazartesi eğer bu lisanslı depo kararı değişmezse piyasaya daha fazla mısır girecek. Ve hasat öncesi 5 liraların altını dahi mısır görür. Ve bizim beklentimiz, tahminimiz 7 liranın üzerinde bir fiyat olmasıydı. Ama 5 liraya düşerse bu fiyatı yükseltmek çok zor. Belki yine ithalatta 1 kilo, 3 kilo mısır alana ya da 4 kilo mısır alana 1 kilo ithalat müsaadesi, dahilde işleme rejimine dahi çiftçiden alma şartı getirebiliriz. Bir de tabii bizim biliyorsunuz bu mısırdan artık olan DDGS ve kepek gibi yem ham maddelerimiz var. Bütün yem ham maddelerin üzerindeki vergiler sıfırlandı. Bir tek bu mısır kepeği ve mısırdan üretilen DDGS %20 KDV var hala. Bunun da sıfırlanması belki pazarda bunlara karşı olan rağbeti de talebi de arttıracaktır. Yeni depo kiralanması, yeni depoların da sisteme dahil edilmesi mısır için çok çok önemli. Bakın buğdayda az önce söyledim. Tarlada, açık tarlada üzeri toprakla kapatarak bir süre muhafaza ederiz. Ama mısırda depodan başka şansımız yok. Evet. Silo veya yatay açık depolar. O nedenle mısır çok daha büyük problem. Mısır için bir an önce aslında karar almamız ve uygulamaya koymamız lazım. Yoksa gerçekten mısır durumu gerek ayçiçeğinden gerek buğdaydan ben daha kötü olacağını tahmin ediyorum. Bu konuda da Tarım Bakanlığımızın bir an önce acil önlem almasını sizin aracılığınızla rica ediyorum İrfan Bey. Şimdi son bir dakika kaldı. Bu saydıklarımız, konuştuklarımızın hepsi stratejik ürün, lüks bir ürün değil. Temel ham maddeler, gıdalar için. O bir dakikada da, son bir dakikada da şu iklimin etkilerini biraz konuşalım. Girdi maliyetleri, mazota son bir ayda %50 bir zam geldi. Hem ÖTV orandaki artış hem mazota gelen zamlar. Diğer taraftan bakıyoruz, sıcaklık, kuraklığın etkisi, nem oranı yüksek. Akdeniz meyve sineği popülasyonunda bir artış olduğu dile getiriliyor. Bu bizim gıda fiyatlarını nasıl etkiler önümüzdeki döneme dair kısa bir yorum alayım. Şimdi maliyetlerimiz tabii İrfan Bey artıyor. Maliyetlerimizde çok büyük artış var. Sizin de söylediğiniz gibi mazot, dünyadaki petrol fiyatı ve Türkiye'deki dolar kurunun artmasıyla son 1-1,5 ay içerisinde %40-45 civarında arttı. Mazotun yanında gübreye bakıyorsunuz. Şu anda en çok kullanılan %46 azotlu üre gübre 45 gün önce 8,5 liraydı. Şu anda 13,5 lira İrfan Bey. Yani kompoze gübreler, taban gübreleri hepsinin fiyatlarında petrol ve kura bağlı olarak bir artış var. Bu tabii üretim maliyetimizi arttıracak. Şimdi mazot deyince herkesin aklına hemen traktörde kullandığımız mazot geliyor. Hayır, basınçlı sulama sistemleriyle biz damlamayla, yağmurlamayla suladığımız için yazın ürettiğimiz bütün ürünlerin hepsinde sulamasında eğer elektrik yoksa mecbur mazot kullanıyoruz. Son yani bu mazot artışı, fiyat artışı maliyetlerimizi kesin etkileyecek. Ve bunu hep beraber de yaşayacağız İrfan Bey. Ama sözümün başında söylediğim gibi çiftçinin fiyatına ne kadar baskı yapılırsa yapılsın fiyatlar tezgahta değişmiyor. Asıl oraya bakmak lazım. Peki, çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgiler için. Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru ile birlikte birçok üründeki son gelişmeleri, stratejik ürünlerdeki gelişmeleri aktardık sizlere ki aslında biraz alarm niteliğinde, uyarı niteliğinde olsun. Haftaya yeniden farklı konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.